Diyeyim. Evet. Şuraya alayım. Bu niye böyle oldu? Yukarı gitmiş. Şimdi bunu çözmüştüm. Şimdi dördüncü soruda sanırsam var mıydı? Dört de var diye hatırlıyorum ama doğru mu? Evet hocam. Şimdi burada ne sıkıntısı var? Bunu işlem yapmadan çözeceğiz bu arada. Ama neden? Tanım bileceğiz. 2x eksi 5 eşittir mutlak değeri eksi 10. Peki mutlak değer negatif olabilir miydi? Bu ifadeyi sağlayabilecek bir tane x bulabilir misin? Bulamaz. O zaman çözüm kümesi direkt ne olacaktır? Boş küme. Yani Edirne olacak. Doğru Buradaki hocam. Tamam, anladım siz onu. onu 2x eksi 5'i 10 diye falan çıkaramazsınız çünkü tanım sağlamıyor. Yani mutlak değerin kendisinin negatif olmaması gerekir. Orada o sıkıntı var. Evet, bunu geçtim. Başka ne vardı acaba? 8 hatırlıyorum ama arada kaçırdım var mıydı? 8'e geleceğim. Arada var mı? Ha mesela 7. soru sormadınız ama şimdi biz ne yapıyorduk? İlk önce çarpmayla başlayayım dur. X çarpı y'yi mutlak x çarpı mutlak y diye ayırabiliyoruz. X bölü y'yi mutlak x bölü mutlak y olarak bölebiliriz. Yani mutlağa ayırabiliriz. Y sıfır olmadığı sürece yalnız. Ama x artı y'yi her zaman mutlak x artı mutlak y olarak her zaman ayıramazsınız. Şartı vardır. Şudur. X ve y her ikisi de sıfırdan büyükse yani her ikisi de artıysa ya da her ikisi de eksiyse biz bunu yapabiliriz. Bir de birinden biri sıfır olsa da olur. En az biri sıfır olduğu zaman da sağlar. Demek ki bunu ayırabilmek demek x artı y'yi mutlak x artı mutlak y olarak ayırmak demek x çarpı y'nin sıfırdan büyük olması demek. Yani her ikisi de pozitif, her ikisi de negatif olur. Ama her ikisi de illa pozitif olmak zorunda değil. Zıt işaret de olamaz. O zaman çarpımlar negatif olur. Aynı işaretlidir. Bak bu doğru, daha doğru bir ifade ki zaten daima doğru dediği için bunu alacağız. Cevap yalnız 3 olacak. Aynı zamanda x artı y küçüktür. Mutlak x artı mutlak y olur. Bu kez de x çarpı y negatif olursa demek ki 1'i eksi 1'i artı olursa başka bir deyişle zıt işaretli olurlarsa küçüktür. Aynı işaretli olursa eşittir. Şimdi biz bunu x ve y'nin işaretinin her zaman aynıdır ya da her zaman zıttır diyemeyiz. Onu her zaman bir şey diyemediğimiz için genel ifade şudur. X artı y hem eşittir hem küçüktür içeren küçük eşittir mutlak x artı mutlak y yazarız. Yani bu bütün x y'ler için genel geçer ifade budur. Ama özel durumlar x y'nin işaretleri artı x çarpı y büyüktür sıfır olursa eşittir. X çarpı y negatif olursa da küçüktür diye özel durumları da kendi alt başlıklarında inceleyebilirsiniz. Bu soruda da x de y illa pozitif olmak zorunda değil. Her zaman dediği için onu alamıyorum. Ha şu doğru ama x de y pozitif olduğu zaman denklik sağlanıyor, eşitlik sağlanıyor. Ama her zaman x, y pozitif olmak zorunda değil. Ondan dolayı biri almıyorum. Bu sorun eşitsizlikle ilgili şey. Bunu geçelim. Sormadınız ama ben yine de bir dile getirmek istedim. 8 demiştiniz. Buna bakalım. Şimdi benim x artı y ile ilgili bir veri elde etmem gerekiyor. Burada yalnız x, y tam sayı demediği için x'i eksi 1, y'yi 4 gibi değerler alamazsın. Ne yapacaksın o zaman? Normal. Alt alta toplam işlemi yapacağız. Yani şöyle. Sonuç buradan ne gelir? 1 gelir. X artı y gelir. Burası da 14 gelir. Peki x artı y artı 3 ne olur? Bir düşünelim. X artı y 1'den büyük, 14'ten küçük.
İsterseniz bu aralıktan bir sayı da seçebilirsiniz. Ama x artı y en küçük 1 değil ama 1 olsa bile 1 ile 3'ün toplamı 4 yapıyor. Yani burası bize pozitif olarak gelecek. X artı y artı 3. İstersen şöyle de yapabiliriz. Her tarafı 3 ekle. Bu bana 4 küçük x artı y artı 3 küçük 17 sağlayacak. Gördüğün gibi bu değer 4'ten büyük. Yani pozitif. Mutlağın içi pozitifse artılı çıkma durumu vardı. Aynen çıkma durumu. Ya da x artı y 1 ile 14 arasında her tarafa eksi 18 ekleyelim ya da eksi 18 çıkaralım. Burası eksi 17 x artı y eksi 18 küçüktür eksi 4. Bu ne demek oluyor? Burada x artı y eksi 18 de negatif olduğunu gösteriyor. Demek ki bu mutlak değerin içi de eksili. Birinci mutlak değerin içi artılıydı. İkinci mutlak değerin değeri içerisi eksi bir değermiş. Ne anlama gelir bu? Birinci olduğu gibi çıkar der. Yani şurası nereye yazayım? Şurada. X artı y artı 3 olduğu gibi çıkacak. İkinci ise mutlağın içi eksili olmasından dolayı eksiyle çarpılarak çıkarılacak. X ise eksi x, y ise eksi y, eksi 18 artı 18. X ile x, y ile y'yi gönderdikten sonra normal 18 artı 3, 21 karşımıza gelecektir. Bu kadar eşitsizlikle olmayabilirdin. Değer vererek 1 ile 14 arasında 10'u, işte 3'ü, 11'i fark etmez. Oradan bir değer seçip 11 artı 3, 14 pozitif. 11 eksi 18 eksi 7 yani negatif. Demek ki birincisi artılı, diğeri içerisi eksili. Onu eksiye çarpacağız gibi de yorumlayabilirdik. Bunu Tulev sen mi sormuştun? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Nasıl? Var mı sıkıntı şimdi? Anladım, yok sıkıntı. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam siz konuşurken neyse benim de Siri açılıyor. Siri ben de şu anda odada olmayınca açmıyor artık. Odada olunca açıyordu da. Hocam ben de açıyor siz konuşunca. Tanıdık geliyor ses demek. Geçebilir miyim bunu? Dördün testi tanısam. Ben yazıyorum hocam. Bekliyorum. Bittiğini haber edelim. Şimdi dördüncü teste başlayacağız. Biraz zaman alacak galiba. Hocam bence o hepsini çözün bence. Çünkü illa vardır bence hepsinde. Bakalım o zaman sıralayalım. Zaten benim 3 harç hepsinde var. Böyle bence 3 yapamayan da vardır. O zaman birden başla diyorsun bana. Peki. Niye bu kadar bir adım ötesi testi mi bu? Değil. Yanlış görmediysem ödev 4 diye geçiyor. Hocam normal bir de o yani bunun bir adım ötesi olduğunu düşünmek gerekirse artık. Hocam yeni nesil değil bir de. Evet. Geçiyorum. Batu bitti mi? Geçin hocam bitti. Tamam. Şimdi bu ne demiş? 1 eksi 2013'ün karesi. Yalnız biz burada küçük bir detay. Şunu bilmemiz gerekir. X'in karesi eksi y'nin karesi. Ne oluyordu bu? X eksi y, x artı y olacak. Yani bu 1 ya da 1'in karesi fark etmez. Aynı şey zaten. O zaman sen onu 1 eksi 2013 çarpı 1 artı 2013 diye ayırabilirsin. İki kare farkından dolayı. Çarpı, bir de burada parantez var. Bunu 2014 ile, bunu 2013 ile genişletelim. Bunu 2013 ile ya da şöyle yapalım. Hiç buna girmeyeyim, eşit demişlerine girmeyeyim. Çünkü şöyle daha rahat olacakmış. Yeni gördüm ben de. Fark etmiştim. Şimdi 1 bölü 2013 mü daha büyük, 1 bölü 2014 mü daha büyük? 2013. 1 bölü 2013 daha büyük. O zaman büyükten küçük çıktığına göre bu mutlağın içi pozitif.
1 bölü 2013 eksi 1 bölü 2012 ne olacaktır yalnız? 1 bölü 2012 daha büyük oluyor. Bakın bu daha büyük, bu daha küçük. Küçükten büyük çıktığı için de bu mutlağın içi eksi olacaktır. Burada hem fikir miyiz ilk önce? Oradan sonra yolumuza devam edeceğim. Bir daha söylüyorum. 1 bölü 2013, 1 bölü 2014'e göre büyük olduğu için sol taraftaki mutlak değeri içi pozitif. 1 bölü 2013, 1 bölü 2012'ye göre küçük olduğu için küçükten büyük çıktığı için de bu ifade eksili olacaktır. Küçükten büyük çıktığı için. O zaman bu mutlaktan kurtulalım. 1 bölü 2013 eksi 1 bölü 2014. Burası şu eksi yanlış algılanmasın. Ha. Birinci mutlak değeri bak olduğu gibi çıkardım. İkinci eksili çıkaracağım. O zaman eksi 1 bölü 2013 artı 1 bölü 2012. İlk önce bu birinci durumu yaptık. 1 bölü 2013'ler gidecek. Oh, iyi. Sonra burası 1 eksi 2013'ten eksi 2012 çarpı 1 artı da artı 2014. İstersen bu mutlak değeri de ayrı ayrı yazabilirim. O çarpmada vardı. Onu da bir satırda kısaltmış oluruz. Burası ne geldi? 1 bölü 2012 eksi 1 bölü 2014 geldi. Eğer bu rasyonel ifade olduğu gibi bunu da genişleteceğim. Bunu 2014, bunu 2012 ile genişlettim. Bu arada burası eksi olsa da fark etmez. Mutlak değerden 2012. Burası da aynı şekilde 2014 diye çıktı. Burası ne oldu? 2014 eksi 2012. Aşağısı 2014 çarpı 2012 diye geldi. Sadeleştir. En zevkli kısmına geldik. 2012 daha gitti. 2014 eksi 2012'den de doğal olarak 2 cevabını bulacağız. Cevap Denizli'ymiş. Biraz gıcık sayılabilecek bir soruymuş. Kabul ederim. Biraz. Yalnız a kare eksi b kare yani x kare eksi y kare burada bilmen gerekiyor. X eksi x artı y çarpımı şeklinde çünkü. Orada bence şu çok önemli. Büyükten küçük çıkarsa, büyük değerden küçük bir değer çıkardığımızda sonuç pozitif olur. Yani orada mutlak değer içi artı olur. Ama küçük bir değerden büyük bir değeri çıkardığımızda, birden üçü çıkarsak mesela, eksi iki gelir. Yani küçükten de büyük çıktığı için de negatif olur. Bunlara dikkat etmem lazım. Tabi burada biraz bir bölü olunca, 1 bölü 2013, 1 bölü 2014, bunlara dikkat etmek gerekecek. 1 bölü 2013, 1 bölü 2014'e göre daha büyük. 1 bölü 2013 yalnız 1 bölü 2012'ye göre daha küçük oluyor. Orada onlara göre dikkatlice yaptığımda soru çözülmüş olacak. Değerler uzun olduğu için biraz soru uzadı. X'i olsaydı biraz daha derli toplu olurdu bu da. Bayağı bir satırlar uzun uzun gözüktü ondan dolayı. Sıkıntısı olan var mı soruyla ilgili? Geçebilir miyim bu arada? Yazıldı mı? Ben yazıyorum hocam. Hadi Batu hızla. Geçebilirsiniz hocam. Tamam. Var mı başka yazan? Tamam sanırsam. Bir sonraki sorumuz. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. Burada ne yapmış? İşte şöyle bir şey yapmış. Tekrarlayayım şunu ya da ilk önce. X çarpı Y'yi sen
mutlak x çarpı mutlak y yapabildiğin için a çarpı b'yi sen mutlak a çarpı mutlak b yazmalısın. O zaman şurayı bir daha yazacağım yalnız. Mutlak a çarpı mutlak b yazabilirim. Artı mutlak a çarpı b eksi 4a olur. Bak burada mutlak a var. Mutlak burada da var. O zaman mutlak a ortak parantezinde mutlak b artı b eşittir eksi 4a diye bir durum geldi. Şimdi mutlak b mutlak değer içinden b'yi olduğu gibi de çıkarabilir. Yani b sıfırdan küçük de olabilir. İlk önce istersen onunla başlayalım. B sıfırdan küçük olsaydı bu ifade o zaman mutlak a eksi b artı b. Başka bir ifadeyle mutlak a çarpı sıfır olurdu o zaman burası. Sonuçta sıfır çıkardı. Ha, o zaman eksi 4a'nın sıfır çıkması için de a sıfır olurdu. Fakat soruda bana sıfırdan farklı dediği için demek ki b sıfırdan küçük değil. B sıfırdan küçük değilse otomatikman b sıfırdan büyük olacak. O zaman buradan biz bunu mutlak a çarpı burasını b artı b şöyle eksi 4 çarpı a yapacağız. Biraz toparlayalım bunu. Mutlak a çarpı burası 2b eşittir eksi 4a. Bu 2 bunda gider. Burada bir eksi 2 kalır. Şimdi şöyle bir sonuç geldi en son. Mutlak a çarpı b'miz eksi 2a oldu. Şimdi burada küçük bir detay. Mutlak değer pozitif. Normalde b pozitif olmak zorunda değildi. Fakat soruda biz şurada b'yi sıfırdan büyük aldığımızdan dolayı b de pozitif. Ha, b pozitif olunca otomatikman sol taraf artı gelecek. Sol tarafın artı gelmesi eşitlik varsa sağ tarafın da artı olması demek. Fakat burada bir eksi 2 var. Eksi 2 ile neyi çarparsam ya da eksili bir sayıyı neyle çarpacağını artılı olacak. Burası da eksili olacak. Yani A'mız negatifmiş. Buradan biz 1, B pozitif olduğunu garantiledik. A'nın da negatif olduğunu garantiledik. A negatifse mutlak değerden A negatifler yani negatif olunca eksili çıkar. Bu. Eksi 2 çarpı A. A'lardan kurtuldum. Eksilerden kurtuldum. Ha, B'yi bulabiliyormuşum burada ben. B2'ymiş. A'da negatifmiş. Tekrarlıyorum. B'miz 2'ymiş. A'mız negatifmiş. Bize soru A ile B arasında bir ilişki istiyor. Şimdi biz burada iki tarafı 2 eklesek mesela A artı 2 küçüktür 2. Bu arada 2 demek B anlamına geleceği için A artı B'miz 2'den küçük olacakmış. Onu biraz şıklara benzetmek için orada toplamı çarpımı ile ilgili bir şey bakacağız. Burada değer vermeden yani A'yı bilmiyorum B 2 olduğunu buldum ama burada yine bakın işte lise dediğim şey bu. Artılı çıkabilir, eksili çıkabilir B. İki durum orada var. Sonra kendi içinde yine A'yı düşünecektik ama A mecbur bu arada şey oldu. Bu arada ben ışık yaktım. Akşam güneşi vurdu bana. Evet. Ama soruların hepsi ben bekler misiniz? Uzun bayağı. Bekliyorum. Hı-hı. Şu ana kadar. Hocam sizce çok da kolay mı bu sorular? Kolay demeyeyim de şöyle uğraştırıcı sorular. Yani şöyle uğraştırıcı. Şimdi zor soru öğrenciye göre mesela değişiyor. Mesela kimisi mesela bu uzunluktaki bir soruya zor diyor. Esasında bu soru zor değil. Şöyle zor değil. Ekstra bir şey yapmadık. Bazen böyle hani ne denir o? Şapkadan beyaz tavşan çıkar. Böyle ilginç bir şey yaparsın soruda. Karesini alırsın, kökünü alırsın veya işte başka bilmiyorum. Şimdi aklıma gelmedi tam da. Öyle bir şey yapmadık. Sadece mutlak değerin tanımlarını yapıyoruz. Ama kısa değil. Yani uzun soluklu. Sınavda, yani üniversite sınav adına konuşuyorum.
bazı sorularda böyle geliyor. Yani senin çaktırmadan işlem yeteneğini ölçüyor. Mesela bu 10 satırlık bir soru sallıyorum. 9'a kadar geldin, 10. yapamadın, eleniyorsun. 7'ye kadar geldin, yapamadan sonra eleniyorsun. Tam yapmanı istiyor. Bu biraz o tip sorularda. Yani işlem uzunluğu olan ama orijinal çok ekstra bir şey olan bir soru değil. Mesela çok öyle yeni bir şey yapmadık burada. Mutlak değer artı eksili. Onu yapıyorum. Onu o case'leri inceledim, durumları inceledim. Mesela 5 üzerinden 3 ile 4 arasında. 5 değil bence zorluk, onu söyleyeyim. Ha 1 2 de değil tabii. O kadar da kolay değil. Hocam siz galiba sene başında şey demiştiniz, işte mantık ilk başta çok zor geliyor ama diğer soruları, konuları görünce evet, anlayacaksınız basit olduğunu demiştiniz ya. Ben o sözümde tam şu an hak verdim. Şu anda hissettin onu değil mi? İşte bunu ilerleyen tam safhalarda... İşte ileriki yıllarda işte üniversitede de bunları hissedeceksiniz. Yani yaş büyüdükçe sorumluluk ve başarman gereken şeyler daha da zorlaşıyor. Düşünsenize ana sınıfındaydınız. İşte bu resmi boyamaktı göreviniz yani. O tabii ki o yaşa göre çok yoruluyordun veya üşeniyordun ama oydu görev. Sonra ilkokul okumayı öğrendin. Birazcık daha bir şeyler. Ortaokul bir tık daha tabii ilkokul daha güçlü. Lisede bunun üstüne koyacak mantıken. O şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada yazıldı mı? Geçebilir miyim? Yazan hocam yine ben yazıyorum. Haydi bakalım. Şurada çarpı koysam daha sağlıklı demiş. A0 çıkıyor ama A0 olamaz diye. Sonra burada o zaman B0'dan küçük olmuyor. Bunları çarparsam daha sağlıklı demiş. Soruyu tekrar dönüp baktığımda gözüme çarptı orası. Hocam şu en son yazdığınız şeyde yani evet, en alt satırda evet, artı A çarpı B mi yazıyor? Hayır, eksi A. A negatif olacak dedik ya. Şurada ha, bak. Tamam, A tamam, negatif olacak. Burası eksi A çarpı B eksi 2 A'ydı. Ondan sonra eksileri ve A'ları götürdüm. Tamam, sonra 5'te 2 çıktı. Buyurun. Geçeyim bu arada. Çok az kaldı hocam. Hadi. Hocam haftaya 21. fasıl değil mi? Ödevimiz evet. Cuma'ya 21. Biraz evet, yavaşladık. Eskiden daha iyi gidiyorduk. Bu arada bir tane gidebildik. Hocam evet, eskiden hep iki tane ödev veriyordunuz. İki evet, ödev veriyordunuz. Şimdi bir... Bugün yalnız birini anca bitirdik bak soru çözümünde. İyi bir an anca oldu bak. Batu geçiyorum artık. Biraz, öncekinde pazartesi devam etmiştik zaten. Evet. Şimdi bu ne demiş?
A pozitifse olmak üzere denklemi sağlayan kaç farklı gerçek sayı vardır demiş. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Bizim buranın A olması neleri kazandıracak bize? Şurası, yani nasıl diyeyim? Kutu içine alayım. Şurasını neler yapmalıyız? O kısımla ilgileneceğiz. Şimdi bir, sıfır yapsak ne olur burasını? Yani x'e 2 bölü kök 5 verirsek şöyle bir şey olacak. 2 bölü kök 5 eksi 2 bölü kök 5 eksi a. Burası sıfır olur. Eksi a mutlak değerden a pozitif olduğu için a olarak çıkar. Bu bir olabilir. Başka ne olabilir? Burası şöyle de olabilir. 2a da olabilir. Ya da biz bunu böyle değil de şöyle mi anlatsaydık? Bunu belki sıkıntı yaşayan arkadaşlar olabilir. Şöyle yapalım. Standart çünkü biz öyle yapıyoruz daha önce. Mutlak değeri 1 olduğu gibi çıkaralım. X eksi 2 bölü kök 5 eksi a'yı olduğu gibi. X eksi 2 bölü kök 5 eşittir 2a. Ha, yine burada mutlak değeri 2 türü çıkaracağız. X eksi 2 bölü kök 5 2a olabilir. X 1 diyelim o zaman buna. 2a artı 2 bölü kök 5. Başka bir zaman x eksi 2 bölü kök 5 eksi 2a çıkabilir. X 2 diyelim o zaman buna da. 2 bölü kök 5 eksi 2a olur. Başka ne olabilir? Buradan iki tane geldi. X eksi 2 bölü kök 5 eksi a'mız, bir de eksili çıkar. Bu demektir ki mutlak değer x eksi 2 bölü kök 5 0. X 3'ümüz de o zaman 2 bölü kök 5 olur. O zaman 1, 2, 3 tane kökümüz var. Bunu böyle standart yapalım da 1 olduğu gibi çıkarıyorduk. Mutlak değeri 2. Öbür türlü de olacaktı. O biraz kafanız karıştırır diye tekrar vazgeçtim. A yaptım. İçerisine bir de eksi A yaptım. Sonra bunları düzenlediğimizde bir 2A'lı bir eksi 2A'lı. Sol tarafta 2 tane değer gelecek orada. 0 olunca da bir tane de sağ taraftan geliyor. Toplam 3 adet olacak. Ne olduğunu sormadığı için sayıları bulmaya da bilirdiniz. 2 oradan, 1 buradan, toplam 3 kök diye yazabilirsin. İlla hepsini değerleri bulmak zorunda değilsin. Soruların hepsinde durum analizi var. O zaman şöyle bir şapkayı masanın üstüne koyalım. Biz bu tip sorularda, yani bu testte çok yanlış olduğunu söylediğiniz için söylüyorum. Durum analizi yapılacağı zaman işte 3 pozitif çıkacak, işte A pozitif çıkacak, eksi çıkacak. Sonra tekrar onun incelenmesi, sonra tekrar incelenmesi. Bu tip sorular üzerinde biraz da kafa patlatmamız gerekiyor. Bu sınavda, üniversite sınav adına söylüyorum, hep tekrar söylüyorum. Sınav deyince yazı sınav anlamında demiyorum. Karşımıza hep gelecek. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu case analiz, durum analizini çok 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 dikkat etmelisin. Lisenin belki çoğu konusunda, yani matematik adına çoğunda bu tip şeyler hep olacak. Geçebilir miyim bunu? Yazıldı mı? Yazıldı. Hem dersimiz bitti sanırım. Öyle mi? Ben onu 55 miydi, 50 miydi bilemedim de saate baktım az önce. Şöyle bir şey yapsam. Biraz geç başladık hocam. Tamam. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Bu videoların yanına bu kalan 4, 5, 6'yı da ekleyeyim. Tamam mı? Oradan çözümünü bir kontrol etsin herkes. Tamam mı? Sıkıntı olursa yine yardımcı olayım. Yani pazartesi bu 3 soru çözerek değil de normal konuyla başlayalım. Ben şimdi 2 video yükleyecektim. Bir de o kalan bölümü yükleyeyim. 3 video yükleyeyim. Olur mu? Oradan bakarsınız. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun bakalım. Şunu bir durduralım.
Bu soruda da A artı B ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bizim burada A ve B'lere bir pozitif bir de negatif ona bakmamız lazım. Bir saniye. Evet gençler, şunu bir daha baştan alayım. Şimdi burada şu özellik olacak. Zor bir soru bence bu yalnız. Mutlak A ya da A artı B. Biraz önce de biraz belirtmiştim. Mutlak A artı mutlak B'den küçük. Şimdi gelin burada A'yı A eksi 5. B yerine de B artı 5 yazalım. Peki ne olur bu? A yerlerine bunu yazacağız bakın. Tamam mı? B yerlerine de bunu yazacağız. B artı 5. Efendim A eksi 5 B artı 5. Küçük eşit. A eksi 5 artı B artı 5. Gördüğün gibi 5'ler gitti. Sonuç mutlak A artı B'nin küçük eşittir. A eksi 5 mutlak, B artı 5 mutlak. O da burada verilmiş 13. O zaman bu bana A artı B'nin 13 ile eksi 13 arasında olduğunu. Burada esasında eksi 13'ten başlayıp eksi 1'e kadar değerler de var ama bu soruda 0, 1, 2, 13 alacağız. Kaç tane doğal sayı değeri var derse buradaki doğal sayılar olacak. Yani 14 tane olacaktır. Ama gerçekten bence şu özelliği sormuş. Hiç de fena değil bir soru. Zor bir soru bence. Şu özellik oluyor. Ha bunu biraz önce de söylemiştim derste. Aynen çıktığı zaman da var. Eksi çıktığı da zaman da var. Bir daha tekrar edeyim. Not etmeyenler derste kaçıranlar için. A çarpı B eğer büyük eşittir sıfırsa ne demek bu? İkisi artı, ikisi eksi ya da birinden biri en azından sıfırsa bu şunu söylüyor. A artı B eşittir mutlak değeri. Mutlak A artı mutlak B olur diyor. Ama A çarpı B negatif olursa yani A artı B eksi olursa o zaman A artı B mutlak değer küçüktür mutlak A artı mutlak B oluyor. Biz bunu da genel olarak yaptığımızda hem eşittir durumuna hem de küçüktür durumuna oluyor. Her durum için, her A B için reel ne oluyordu? Mutlak A artı B küçük eşittir mutlak A artı mutlak B oluyordu. Bu eşitlik durumu burada ise bu özelliği kullanmış. Güzel bir sorumuş. Bu ne demiş? Nurla öğretmen mutlak değer konusu anlatırken orada kaydediyor bunu mu? Bir saniye. Ben çözdüm bunu ama inşallah kaydediyordur. Ha, recording tamam. Ekran kısa. Eyvah. Bir öncekini acaba göstermedi mi? Şu anda şüpheye düştüm gençler. Onun için bir daha çek. Yani şurayı devam ettiriyorum. Galiba ben biraz önce ekranı paylaşmamıştım. Ya da paylaştım emin olamadım. Şimdi geri dönüp bakamayacağım. Onun için şöyle bir şey yapalım. Şunu bir üzerinden geçerek söyleyeyim. Bilmiyorum şu anda kaydetmiş miydim, etmedim mi? Şunu birazcık şöyle yapalım. Diyorum ki mutlak değer A artı B küçük eşittir bu şekilde. A'yı A eksi 5, B'yi B artı 5 alıp burada A'ların yerine A eksi 5 yazdım. B'lerin yerine B artı 5 yazdım. Sonra bunu toparladığımda şu geldi. Bu da bana A artı B'nin 13 ile eksi 13 arasında olduğunu, bunun değerleri alacağını ama doğal sayı olarak da burası olacağını söyleyecek. 14 tane gelecektir. Şu özellik kullandık. Bir anda bilmiyorum burayı kaydettim mi bilemedim. Şimdi burada da ne demiş?
Nurul öğretmen mutlak değer konusu anlatırken denklemin köklerini soruyor. Bu denklemi çözen Ayşe şöyle yapmış. Eğer diyor M5'ten büyükse çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Neden? Şimdi ilk önce 1 şöyle çözüyoruz. Olduğu gibi çıkaracağız. 1 x artı 3 artı m eşittir 5. X artı 3 5 eksi m olur. 2 x artı 3 mutlak değer artı m eksi 5. O zaman x artı 3 eşit eksi m eksi 5. Şimdi bunlara göre yorumlayalım. Eğer diyor m 5'ten büyük olursa M5'ten büyük olursa Ayşe'nin dediğine göre bu 5 eksi 6 sıfırdan küçük gelir Ayşe'ye göre. O zaman buradan çözüm kümesi gelmez. M negatif zaten. Eksi 5 de negatif. Buradan zaten çözüm kümesi gelmeyecek o zaman da yine. O zaman Ayşe doğru söylüyor. Ayşe olacak. Diğerine bakalım. Şöyle tek tek hepsini yapmayayım da şöyle bir renk değiştireyim. Kırmızı. Berhan demiş ki M eksi 8 ile eksi 5 arasında olursa o zaman burası 5 eksi m ne olur? Pozitif olur. Pozitif olunca x artı 3'ün işte iki tane değeri gelir. Bir işte atıyorum 3 çıkarsa bir x artı 3 yapar bir de işte başka bir değer ya da 5 çıkar fark etmez. Buradan 2 kök gelir. Sonra eksi 8 eksi 5 arasında ise burası da pozitif olur. Neden? Eksi 5 koysam eksi 6 koysam artı 6 bu pozitif geliyor. Bu da büyüktür geliyor. Buradan da 2 kök gelecek. Ama bu 2 kök 2 kök de 4 tane kök olacak. 3 tane negatif 1 tane pozitif sayı olduğunu. Çözüm kümesinde 4 tane ama bunları çözmem gerekiyormuş. O zaman maalesef çözeceğiz. Dur. Ben sadece kök sayısına bakarız diye düşünmüştüm. Değilmiş. Şöyle olacak o zaman. Bu eksi 8 ile eksi 5 arasında büyüktür 0 olur. 1 x artı 3'ü 5 eksi mi? O zaman x'imiz 2 eksi mi? Bu ne olur? M eksi 8 ile eksi 5 arasında olursa 0'dan büyük olur. Tamam. Öbür türlü x artı 3 eşit eksi 5 artı m'den. X'imiz de m eksi 8 olur. M eksi 8, M eksi 6 olur mesela burada. Bu da negatif olur. Ha, burada negatif kök geliyor. Sonra burası eksi M zaten pozitife döndürecek. Bu da büyüktür 0 dedik. X artı 3 eşittir. Eksi M eksi 5. X eşittir. Eksi M eksi 8 olacak. Burası nasıl olur? M eksi 8 ile eksi 5 arasında örneğin eksi 6 olsun. Eksi m artı 6 olacak. Burası negatif olacak. Eğer dikkatli baktığında değeri göreceksin. X artı 3 eşittir o zaman bir de m artı 5. X eşittir m artı 2 mi geldi? X eşittir m artı 2. Burada m eksi 6 mesela. Bu da negatif olacak. O zaman negatif, 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 pozitif. Evet doğruymuş. Oy. Peki son olarak M eksi 5 olursa demiş. Bakalım. Şimdi çıkmıştı bir denklem. X artı 3 eşit 5 eksi M'ydi. M eksi 5 olursa X artı 3 burası ne oldu? Eksi geldi. Yani şurası 5 artı 5'ten 10 geldi. Demek ki buradan bir 10 bir eksi 10'dan yani x artı 3 10'dan x 7 gelecek. X artı 3 eksi 10'dan x eksi 13 gelecek. Yani iki kök gelmiyor. 2 bir de ne çıkacak dedik? X artı 3 eşittir. Eksi m eksi 5 çıkacak dedik. M eksi 5 olunca burada da x artı 3 eşittir. Eksi olunca burası artı 5. Eksi 5. Bu da 0 oldu. O zaman x'imiz ne geldi bir de? Eksi 3 geldi. O da bir tane geldi. O zaman çözüm kümesi 3 elemanlı oldu söylüyor. 3 tane oluyor. Bu da doğru söylemiş olmuyor mu? Acaba hangisini hata yaptık o zaman? Gözden kaçırdım bir şey mi oldu acaba?
M5'ten büyükken boş küme olacaktı. Burada neden eksi oluyor? Burada da. Allah Allah. O zaman 3'te doğru söylemiş gibi oldu benim çözüme göre. Ha zaten Edirne'de o varmış ya. Ben Edirne şıkkını göremiyorum ya. Ha tamam şimdi oldu. Doğru. O zaman Edirne olacak. Son olarak şu. Bu da şuradan yapalım. 1 x eksi y çarpı x artı y mutlak değer. Bunu ne yaparız biz? X eksi y mutlak, x artı y mutlak diye ayırabiliriz. Bu da 3 var hepsinde. Yani burası 3 mutlak x eksi 3 mutlak y x. Burası şöyle olacak. X eksi y çarpı x artı y mutlak. Burası dur oğlum ya. 3 çarpı mutlak x eksi mutlak y çarpı x. Yani şimdi bize demiş ki bu. X ve y negatif. O zaman x ve y negatifse burası negatif çıkar. Toplamları iki negatif toplamı. X eksi y. X y'den büyük. Büyükten küçük çıktığı için burası artı olacak. Bu mutlakların içleri de eksi de olacak. Burası o zaman x eksi y çarpı burası eksi parantezinde x artı y çıkacak. Yani o ikinci şöyle yapalım. Şu parantezi şöyle alalım. Eksi x artı y. Sonra 3. Bunu eksi parantezine aldığımızda eksi x artı y diye çıktı. Çarpı x. Sonunda bir eşitlik bir şey bulduk. Şükür. Bu x eksi y. Burası eksi x artı y. Bu birbirinin eksilisi. O zaman burada bir tane eksi var. Burada da eksi olunca sonuç şu hale geldi. Orası artı oldu da bu arada. X artı y eşittir 3x. Y'imiz o zaman 3x eksi x'de 2x oluyormuş. X bölü y'de de y yerine 2x yazarsak bu da 1 bölü 2 olacakmış. Soruların hepsi yalnız gayet dolu ve zor bence. İyiymiş sorular. Bu şekilde. Bir sorunun birinde tekrar çözme durumu oldu ama inşallah olmuştur gençler. Görüşmek üzere.